Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış çiçeği ile geldim. Bugünkü videomuzda çiçeklerimizin yapraklarının beslenen bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüz çok etkileyici ve çok faydalı bir kürdü. Çeklerimizin yapraklarının parlak olması, koyu yeşil, sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bol fosforlu, bol antioksidan özelliği olan bir kördü. Bakar mısınız arkadaşlar? Benim barış çiçeğim ne kadar güzel, sağlıklı, koyu yeşil, güzel gelişim gösteriyor. Ben her zaman sizlere bilgiler paylaşıyorum. Çiçeklerimize nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor. Bugün yine sizlere detaylı olarak paylaşacağım. Her zaman söylüyorum çiçeklerinizin özellikle kış aylarında yapraklarından besleyin. 15 gün aralığıyla yapraklarının sağlıklı olmasını istiyorsunuzsa kış aylarında yapraklarından besleyin köklerinden ayda bir kere besleyin Evet bugün sizlere bakın ne ile geldim çok kolay bugün sizlere karanfille ile geldim karanfil biliyorsunuz fosfor içeriyor antioksiden özelliği yüksek olduğu için çiçeklere çok faydası var arkadaşlar aynı şekilde tarçın çubuğu da kullanacağız tarçın ne kadar faydalı olduğunu anlatmasam da biliyorsunuz zaten. Bu iki karışım çiçekler için çok faydalı, çok etkileyici bir kürü oluyor. Çiçeklerimizin dallarında siyahlık varsa da, mantar hastalığı varsa da hepsini aradan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim bu şekilde kahve cezvemizin içerisine 12 tane karanfil koydum. Bir çubuk tarçının yarısını koydum arkadaşlar. Çok koymamıza gerek yok. Çubuk tarçının yarısını koyduk. 12 tane karanfil, 10-12 tane karanfil yeterli oluyor. Üzerine kaynar su döktüm. Ocağın üzerine koydum. 2 dakika fokur fokur kaynattım. Çok kaynatmanıza gerek yok. Sadece 1 iki dakika kaynatmanız yeterli oluyor. Ağzını kapattım. Kenara koydum. Soğuyana kadar güzelce demlendi. Biz bu kürü suyla karıştırıp çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz. Özellikle yaprak hastalıklarından uzak tutmuş oluyor. Yaprak sararmasından uzak tutmuş oluyor. Bu kürü de aynı şekilde tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Sardunyalarınıza da verebilirsiniz. Şimdi suyumuzu alalım. Her zaman söylüyorum dinlenmiş oda sıcaklığında solması su gerekiyor. Suyumuz 2 veya 3 gün dinlenmesi gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız karışımı, demlediğimiz karışımı suya dökelim. Suyu çok fazla koydum. Bakın. Evet, biraz boşaltalım. Suyumuz çok arkadaşlar taşacak. Bu karışımı ayda iki kere verebilirsiniz. Yapraklarını püskürtebilirsiniz. Orkidelerin hava köklerinin üzerine püskürtebilirsiniz yapraklarını silebilirsiniz diğer salon bitkilerinizin barış çiçeğin yılbaşı çiçeğinin hepsine püskürtebilirsiniz şimdi sizlere göstereyim nasıl yapacağımı Bakın bu şekilde yapraklarını püskürteceğiz her tarafından güzelce duş yaptırır gibi ıslatacağız arkadaşlar şekerimizin her tarafına yapmamız gerekiyor Evet bu şekilde güzelce püskürteceğiz. Yaprak arkasına gövdesine püskürtmeyi unutmayalım. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Her tarafında güzelce. Her zaman su püskürtürken yapraklarının altına da püskürtmeniz gerekiyor. Yaprak altını kuru bırakmayın arkadaşlar. Her tarafını güzelce ıslatmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu saksımızı da yapalım. Her tarafına güzelce püskürtelim. Bakın gördüğünüz gibi net olarak çekip paylaşıyorum sizlere. Bu şekilde güzelce çiçeğimizin kürünü vermiş olduk. Kış aylarında bu şekilde ayda iki kere yapraklarından besleyin çiçeklerinizi. Köklerinden ayda bir kere beslemeniz yeterli oluyor biraz kökleri dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Uykuya dalması gerekiyor. Çiçekler hep köklerinden beslenemez. Uykuya dalması gerekiyor çiçeklerinizin de. Evet barış çiçeğinden bahsedelim. Barış çiçeklerimizin yapraklarının bu şekilde sağlıklı olmasının ilk nedeni ne olmalı? Birinci olarak nem arkadaşlar. Çiçeğimizin güzel nemli sağladığımızda yaprakları koyu yeşil, parlak, sağlıklı olacak. Nemli bir bitkidir bu. Yani nemli ortamda büyüyen bir bitkidir. Ben mutfakta tutuyorum. Sürekli mutfak nemli olduğu için ara ara duş yaptırıyorum. Haftada bir kere ılık suyla duş yaptırmamız gerekiyor. Sürekli su püskürtmüyorum mutfakta tuttuğum için. Çeklerimizin yapraklarının bu şekilde koyu yeşil, sağlıklı olması da yapraklarından beslediğimiz besinlerin sayesinde. Yapraklarından fosforlu besinlerle besleyebilirsiniz. Azot vitaminli olan besinlerle besleyebilirsiniz. Yapraklar yaprak uçlarına bakar mısınız? Her tarafını da gösteriyorum. Sağlıklı. Bu sağlıklı olması nem, nemi güzel aldığı zaman çiçeklerinizin yaprakları sağlıklı olacak. Daha sonra saksı ölçüsünden bahsedelim. Çiçeklerinizin saksı ölçüsü küçük olması gerekiyor. Eğer küçük saksılarda tutacaksınız barış çiçeklerinizin çok güzel gelişim gösterecek. Büyük saksılarda tuttuğunuz zaman arkadaşlar yaprak uçları yine aynı şekilde yanmaya başlayacak. Bakar mısınız köklerine? Ne kadar güzel, sağlıklı beyaz köklerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Sürekli aktif çalışıyor arkadaşlar çiçeğimin kökleri. Saksı ölçüsünü küçük tutmanız gerekiyor. Bir çiçek aldınızsa pazardan veya çiçekçiden hemen saksı değişimi yapmayın. En azı 5 ay aynı saksıda durması gerekiyor. Diktiğiniz zaman biraz büyük saksıya dikeceksiniz. Çok büyük değil arkadaşlar. Bakar mısınız benim çiçeğim ne kadar büyük. Küçük saksılarda gayet güzel sağlıklı büyüyorlar. Saksı küçüklüğü çok önemli. Çiçeklerinizin yapraklarının sağlıklı olması için saksı küçüklüğü çok önemli. Üçüncü olarak ışık toprak toprak kaliteli olmalı. Bol vitaminli, geçirgen toprağa dikmeniz gerekiyor. Bazı hanımlarımız yorumlarda yazmıştılar, Bahçe toprağına dikilir mi? Bahçe toprağında güzel gelişim göstermiyor arkadaşlar. Sürekli nemli duruyor bahçe toprağı. Ağır bir toprak olduğu için güzel gelişmiyor. Ha, geçirgen, bol vitaminli, toruflu bir toprağa dikmeniz gerekiyor. Barış çiçekleri bu şekilde toprakları daha çok seviyor. İçerisine yanmış hayvan gübresi de katarsanız çiçekleriniz sağlıklı büyüyecek ve yaprak rengi koyu yeşil olacak. Hayvan gübresinde de azot vitamini bol bol var arkadaşlar. Vitamin de diyorum azot var hayvan gübresinin içerisinde. Bu şekilde güzel bakım yapıyoruz. Çiçeklerimizin yapraklarından besliyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, çiçekli kalın.